Böğününce hemşehrilerimiz, burası Eriçay Yaylası. Şu anda 2500 rakımlı Eriçay Yaylası'nın tam çayırının ortasındayız. Her taraf mis gibi su. Bakın çok güzel çayırlık ve geldiğimiz yerlerde de çok güzel çiçekler, resimler, video aldım. Zaten hepsini montajlayacağım, videolar için ekleyeceğim. Burada arkadaşımız var. Ben çoğu insan, ben de Facebook'ta ekledim ama ben yüz yüze görüşmediğim için çoğu insanı tanımıyorum, bilmiyorum. O yüzden kimse kusura bakmasın. Şimdi burada Ahmet Gümüş kardeşimle tanıştık. Allah razı olsun. Şimdi Ahmet Gümüş kardeşimiz Eriçayır Yaylası'nın tarihini anlatacak. Ve biz burada çekimleri yapıp hepsini montajlayıp Eriçayır Yaylası ve Tarihi diye güzel bir video klip hazırlayacağım. Bunu YouTube kanalımda da paylaşacağım inşallah. Şimdi Ahmet Bey'e veriyorum. Ahmet Bey, Eriçayır hakkında bize bilgi verecek. Önce kendini tanıt. Ne iş yaptın ya? Tanıt. Yap pardon, ondan sonra Eriçayır Yaylası'nı. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben Oz Böğünceli Köyü'nden Murat Gümüş'ün oğlu Ahmet Gümüş. Mesleğim kalıpçılık ve inşaat üzerine. Sıfırdan alıp anahtar teslim ettiğim de oluyor. Sadece kaba inşaatı yaptığım da oluyor. Gümüşoğlu kalıpçılığın sahibiyim. Bizzat işimin başında duruyorum ve çalışıyorum. Oğlum Mehmet Ali Gümüş ve arkadaşım Tuncay Ustam'la beraber siz değerli insanlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Eriçayır Yaylası. Biz Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşamamıza rağmen yaylamızı özleyerek haftada bir olmasa da ayda bir gelip ziyaret etmekte fayda var diye düşünüyoruz. Çocukluğumuz buralarda geçti. Buraların Eriçayır Yaylası'nın olma sebebi muhtemelen çayırının eğri, yani meyilli olmasından dolayı, yatay olduğundan dolayı Eriçayır Yaylası'nın aldığını biliyoruz. Ve havası inanın ki o kadar güzeldir ve temizdir. Buradaki yaşayan insanların genellikle 70-80-100 yaşına kadar da yaşayanlar oluyor. Bunu tamamen hava ve suyuna borçluyuz. Teşekkür ediyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Ahmet kardeşime çok teşekkürler ediyorum. Şimdi arkadaşlar Eriçayır'ın tanıtımına Murat Bey'i de alacağım. Arkadaşlar siz de gelin. Oğlum, siz de gelin. Misin? Çekinme, herkes görsün. Şimdi buraya geldik. Şahbaz Çağlı amcamız yanına da uğradık. Kendisileri bal üreticisi aynı zamanda. Onun videolarını ayrı bir kategoride yapacağım. Murat Bey, Eriçayır'ı tam bilen, burada sürekli arıcılık yapan bir insan. Şimdi Eriçayır'ı o da geniş kapsamda anlatacak. Özellikle burada söylemek istediğim, uğramak istediğim bir şey var. Bize her zaman sponsor olan, her zaman yanımda olan kuzen Selvi kardeşime bu vesileyle yine de tekrardan teşekkür ediyorum. Allah birini bin yapsın. Ta Karaman'dan bizi alıp getirdi. Buraya kadar benim araba bozuldu, yaylada kaldı. Buraya kadar. Ve buradan bir şey söylemek istiyorum. Kusura bakmayın. Benim arabam eski. O yüzden sürekli arıza yapıyor. Korka korka geldim. Yaylada arıza yaptı. Yine gelemiyorum. Bazı arkadaşlar yorum yapıyorlar. Lütfen yorum yaparken dikkat edin. Kırıcı olmayın. Ben yayla ayrımı yapmıyorum. Ben öyle bir şey olsa Böğünceli Yükleri diye 2006'dan beri hizmet yapmam. Herkes hizmet ediyorum. Ama buralara gelemiyorum. Ya arabam gelmiyor. İmkan olursa, sponsor olursa, destek olursa geliyorum. Bundan o yüzden sonra geleceğiz hep. Kuzen Selvi kardeşim. Eriçayır'a ağırlık vereceğiz. Evet. Kuzen Selvi kardeşime çok teşekkür ediyorum bundan her zaman. Şimdi Murat Çay Bey. Murat Çay Bey'i çok kişi tanıyor zaten. Eriçayır Yaylası'nı, ismini, mahallelerini, sokaklarını, caddelerini hepsini biliyorsun. Bize bir anlatır mısın Celal Bey? Murat Bey. Evet, çocukluğumuz bizim buradan geçti. Biz normalde Böğünceli olarak gelmiş buraya yerleşmişiz. Aşiret demeyelim artık, Yörük Obası olarak. Aslında bir yaklaşık 400 yıllık geçmişimizi bilebiliyoruz ama daha ilerisini bir kayıt olmadığı için tam olarak bilemiyoruz. Burası Torosların zirvesi. Yörük bir oba olduğumuz için Yörük insanlar yüksek rakımı sever, yaylaları. Biz de buralara yerleşmişiz. Dedelerimiz buraya yerleşmiş, işte dedelerimizden önceleri de. Bulunduğumuz bölge Eriçayır, çayırlık ve sulak. Tabi buranın kıraç bölümleri de var. Burada da küçükbaş hayvan, büyükbaş hayvan otlatmışız. Ben mesela burada çocukluğumda inek otlattım, dana otlattım bu çayırda. Burası Böğünceli'nin kökeni bir yaklaşık 8 sülaleden oluşma zaten. Burada Şahbaz oğulları dediğimiz sülale yerleşmiş. Şahbaz uşağı. 9 oymaktan oluşuyor. Evet, 9 oymaktan oluşuyor. Arkadaşın da bahsettiği gibi. Burada biz arıcılık da yapmışız. Hayvancılık yapmışız. Yörük insanlar. Daha sonra bundan yaklaşık bir 70 yıl önce veyahut 50 yıl önce artık yavaş yavaş yörüklük bitmekle sahillere yerleşmişiz. Bunların bir kısmı Hacı Ali Arpacı, Yeniköy dediğimiz Arpaç Bahşiş, Silifke, Tekir Ovası. Buralara Adnan Menderes Mahallesi'ne yerleşmişler. Ama biz çocukluğumuzda hep sebze üretimi yapsak bile aşağıda
Buraları özlemişiz, hep gelmişiz, gitmişiz ve halen de gelip gidiyoruz. Bu yaylaya normalde biz her yıl geliriz. Yani her yıl babam buraya gelir. Herhalde benden sonrakiler de geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü vazgeçilecek bir yayla değil. Suları çok soğuk, pınarları. Pınar diyoruz biz daha doğrusu. Pınar demiyoruz da. Buranın ismi Beypınar burası mı? Beypınar'ı burası, evet. Benim şöyle ben alabilirim. Evet, benim. Aynen. Ben alayım. Beypınar'ı burası. Sefa'nın yerine çekiyoruz. Şöyle dolaşalım. Size göster. Mesela Beypınar burası mı? Göster nereye? Beypınar'ı burası. Burası normalde şöyle söyleyelim. Lemas çayının başlangıcıdır. Lemas çayı buradan başlar. Aksuat içme suyu buradan başlar. Bulunduğumuz bölge, evet, cami görünüyor renk olarak kırmızı. Öğrenli yurt deriz biz buraya. Bura normalde şu an tabii çok az göç aldığı için, ama burada 60-70 tane hane olurdu. Sadece bu koyakta. Öyle diyelim. Merkezi çünkü burası. Başka biz çocukluğumuzda şu karşılara mesela patatesler ekilirdi. Ve kırmızımsı böyle dışında bir kabuk olurdu. Onlar genleri oynanmamış patatesti. Fasulye ekilirdi. Bunları sadece satmak için değil, tüketmek için üretiyorduk biz eskiden. Sadece kendi mutfağımızda tüketiyorduk bütün bir kış boyunca. Yazı asırmış, yazı bozulmuş mu? Onu da yaptıralım. Bu oyuncakları ne güzel yazı. Evet, yazımız onu maalesef bozulmuş. Burada yüksek rakımda çok poyraz estiği için, soğuk olduğu için fazla yazı da durmuyor aslında, ama tabii düzeltmekte fayda var. Karşımızdaki bulunan yüksek dağda zaten Yüğülük Dağı, 3 tane sıra dağ. Sağdan sola doğru 1, 2, 3 diye söyleriz. 3. Yüğülük normalde 3. sıra dağdan öbür tarafı Karaman, İç Anadolu sınırıdır. Aşağısı bizden tarafı Akdeniz bölgesidir. Murat Bey, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Arkadaşlar, burada Eğriçay Yaylası'nda yaşayıp da gelemeyenlere, akrabalarınıza, sevdiklerinize söylemek istediğim şey varsa söyleyin. Bir saniye. Herkese selam söylüyoruz. Herkese selam söylüyoruz. Kuzen kardeşim, sen de zaten boyuncular için çalışan, sürekli gece gündüz çalışan, iki defa şölen yapan, kuzen kardeşim de kendini korusun, iki defa şölen yapan bir kardeşim. Sana söylemek istediğim şey var mı? Gezmek isteyen, gelmek isteyen beni bulsun. Evet, kuzen kardeşimi gördünüz. Allah razı olsun. Veli kardeşimize maddi manevi arkasında durmak istiyoruz. Tanıştık, evet. Kuzen olduk. Aynen. Sen söyle kardeş, desteklemiyorlar. Ben bunu hep yazıyorum. Ben Sözüm şunu istiyorum. Benim ismim Ahmet Gümüş. Tamam. Sözümün her zaman arkasındayım. Maddi ve manevi. Söyle, Murat Bey'den de mikrofonu alacağız. Evet, Murat Bey'den de mikrofonu alacağız. Kendine vereyim. Murat Bey'den telsiz mikrofonu alacağız. Telsiz mikrofonumuz yok. Teknik ekipman şimdilik bize telsiz mikrofonu alacak. Doğru mu Murat Bey? Doğrudur. Tamam, almazsan bak yayınlarım bak. Vallahi var ya, karışmam. Yakalamışım burada arkadaşlar. Görüyorsunuz Eğriçay yaylamız arkadaşlar. Çayırı çok güzel. Suları şöyle çekelim. Burada balık var mı? Balık yok. Çomça balık var arkadaşlar. Bakın burada çomça balık. Biz kurbağa yavrusuna çomça balık deriz. Bakın Eğriçay'ı tam çekeyim. Siz de hatıralarınız canlansın. Arkadaşlarımız biraz Eğriçay hakkında bilgi verdiler. Herkes konuşmak istiyor ama çok konuşulduğu zaman da insanlar burada pek şey olmasın, rahatsız olmasınlar diye ben hemen aldım. Burada görüyorsunuz, şöyle şu mikrofonu yakama takayım, biraz rüzgar esiyor çünkü. Arkadaşlar bakın. Yer çağır, bakın görüyorsunuz. Bakın burada Bonca Gökler yazısı var. Çayırımız böyle. Hemşehrilerimiz burada. Bakın. Bakın Öğrenli Yurt karşısı. Şurası cami. Oraya da gideceğim. Oradan da video resmi alacağım arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Oğlum gel gel. Gel. Yanaş biraz daha, yanaş. Biraz daha yanaş. Bu ne demek oluyor? Bu ne demek oluyor? Yani ben kefirim oluyorum. Kefin düştü. Başladı mı? Tamam kardeşim.